Hiç kimse dünyada olup bitenleri görmezden, duymazdan, bilmezden gelme hakkına sahip değildir. Yaşadığımız zamana ve mekana şahitlik etmek için ekonomik, siyasal, toplumsal hadiseler ve gündeme dair konular ve konuklarla çok yönlü bir bakışta yine Akit TV ekranlarından yayınlanan Gece Ajansı'yla karşınızdayız. Saygı ve sevgilerimizi sunuyor ve Gece Ajansımıza hızlı bir giriş yapıyoruz. Efendim, Antalya'nın turizm cenneti Kemer ilçesi günlerdir alev alev yanıyor. Pazartesi günü başlayan orman yangını havadan ve karadan yapılan tüm müdahalelere rağmen söndürülemedi. İzmir'de de 3 ayrı noktada yangın çıktı. Saatler sonra ancak kontrol altına alınabildi. Efendim, bu defa İstanbul ormanlarından dumanlar yükseldi. Beykoz'da Poyrazköy ve Anadolu Feneri bölgelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale ile Anadolu Feneri'ndeki yangın kontrol altına alınırken Poyrazköy'deki yangınsa saatler sonra söndürüldü. İstanbul en sıcak gününü yaşadı. Sıcaklar ormanları yaktı. Beykoz'da Poyrazköy ve Anadolu Feneri bölgelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çevreye yayılan yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için itfaiye tarafından hızla yangınlara müdahale edildi. Helikopterler ise sürekli havadan yangın bölgesine su bıraktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi. Anadolu Feneri'nde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Poyrazköy'de çıkan yangınsa saatler sonra söndürülebildi. Efendim, Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs seçimi öncesi Ümit Özdağ'la yaptığı gizli 3 bakanlık protokolü hakkında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu'nun önce inkar, sonra arayıp doğruladığını belirtti. Arkadaşlar, teşekkürler. Altılı Masa'da skandal gizli protokol krizi devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs seçimi öncesi Ümit Özdağ ile yaptığı gizli 3 bakanlık protokolü hakkında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ilk kez konuştu. Davutoğlu gizli protokol yapılmış olmasına üzüldüğünü belirterek bilgilendirilmeliydik dedi. İlkesel olarak doğru bulmadığını ifade etti. Herhangi bir partinin bu yönetime katılıp katılmayacağını konuşmamız gerekiyordu çıkışında bulundu. Davutoğlu protokol iddiaları sonrası Kılıçdaroğlu'nu aradığını ve aralarında geçen telefon konuşmasını da anlattı. Kılıçdaroğlu ilk önce gizli protokolü inkar etmiş, Davutoğlu'na bir bakanlık konuşuldu ama karara bağlanmadı. Olsa bile benim kontenjanımdı demişti. CHP lideri bir süre sonra Davutoğlu'nu tekrar arayıp kusura bakmayın tekrar baktım protokol varmış bakanlık görüşülmüş itirafında bulunmuş. Davutoğlu'nun bu skandal itirafa tepkisi ise üzüldüm ama bir şey söylemedim cümlesi oldu. CHP'deki taht kavgasında taraflar giderek sertleşiyor. Kılıçdaroğlu'na baş kaldıran Ekrem İmamoğlu bu kez açık açık söyledi. Toplum CHP liderinin değişmesini istiyor dedi. Hay gelsin, sevgiler, saygılar. Arkadaşlar, arkadaşlar. İmamoğlu açık açık Kılıçdaroğlu'ndan koltuğu bırakmasını istedi. Gizli Zoom toplantısı sonrası CHP'de koltuk kavgası ayyuka çıktı. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu karşı karşıya geldi. Değişim iradesini sil baştan inşa etmek zorundayız. Kılıçdaroğlu'na baş kaldıran Ekrem İmamoğlu bu kez açık açık çağrıda bulundu. Çok helalleşeceğimiz şey var. İmamoğlu CHP'de değişim için açtığı siteyi 1 milyon kişinin ziyaret ettiğini, 100 binden fazla vatandaşın değişim yönünde görüş belirttiğini iddia etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, toplum CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sevgili izleyiciler biliyorsunuz şu haberle ilgili bir yorum yapmamız gerekiyor. Çünkü öyle bir şey ki, yani alın birini vurun ötekine. Neye göre açıklama yaptı İmamoğlu?
internet sitesinde açtıkları bir sitede yapılan eleştiriler ve yorumlara göre efendim İstanbul, işte İstanbul ya da Türkiye değişim istiyor CHP'de diye bugün bir açıklama yaptı. Ama gelin görün ki internet sitesinin kontrolü tamamen Ekrem İmamoğlu ve onun altlarının elinde. Şimdi bilenler bilir. Bir internet sitesini yaptığınızda o internet sitesinin bir paneli vardır. O panelin şifresini girersiniz admin yetkisiyle ve istediğiniz yorumu istediğiniz şekilde değiştirirsiniz. Sayın İmamoğlu, siz yapmayacaksınız efendim oradaki yorumları, iyi ya da kötü olanları ayrıştırmayacaksınız. Bir hakem tutacaksınız ve diyeceksiniz ki o hakeme, buraya eleştiriler geliyor, olumlu ya da olumsuz eleştirilerle ilgili bize bir rapor sun diyeceksiniz ve o hakem de ne CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun lehine yapacak ne de Ekrem İmamoğlu'nun lehine yapacak. Halk ne diyorsa oradaki yorumları aynen şeffaflığıyla tüm vatandaşların iradesine ve onların kalplerine şeffaf bir şekilde yansıtacak. O zaman çıkıp siz de diyeceksiniz ki böyle böyle yaptık, işte bunun sonucu olarak yapılan anket sonucunda, yorumların sonucunda da bu çıktı diyeceksiniz. Belki o zaman daha inandırıcı olur. Şimdi yine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir haber. Efendim İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu Van'da PKK'lıların kullandığı zafer işaretini yaptığı görüntüyü savundu. Dilek İmamoğlu olduğumuz gibi davranmadığımız için kaybediyoruz dedi. Bu görüntüleri çok konuşulmuştu. Geri adım atmak yerine savundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Van'da PKK'lıların kullandığı zafer işaretini yaparak büyük tepki çekmişti. Skandaldan aylar sonra konuşan İmamoğlu o görüntüleri savundu. Terör sloganlarının atıldığı mitingde birliktelik... Efendim o işareti şimdilerde LGBT yani namı diğer eşcinseller yapıyor. Başkalarının sembolleriyle efendim kendinizi yansıtamazsınız. Eğer siz milliyetçiyiz diyorsanız bu ülkenin gerçekten geleneklerine, göreneklerine, anneannelerine sahip çıkacağız diyorsanız öyle başkalarının işaretiyle bu iş olmuyor. Bu milleti yansıtan işaretlerse ta başından bu yana belli sevgili izleyiciler. Şimdi onlar ne yaptılar? Efendim PKK'ya LGBT ve eşcinseller şöyle çıktılar, ellerinde bir pankart, Kürdistan'a özgürlük, eşcinselliğe özgürlük dediler. Hangi işareti yapıyorlardı? Ben o işareti yapmam. Yapanlar mı? Biraz önce haberde verdik efendim. Evet, şimdi evlat nöbeti geliyor sırada. Bu haberimiz çok önemli bir haber. Algıları yerle yeksan eden bir haber. Hava sıcaklıklarına rağmen annelerin HDP'ye karşı direnişi sürüyor. Muş'ta çocukların terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasının HDP'yi sorumlu tutan aileler evlatlarını bekliyor. Kimi Diyarbakır'da, kimi de Muş'ta. Ailelerin ortak isteği ise HDP tarafından kandırılıp terör örgütü PKK'ya katılan evlatlarını geri getirmek. Muş'ta bir araya gelen aileler, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden sorumlu tuttukları HDP'nin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı. Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla bekleyişini sürdüren anneler evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunarak kararlı bekleyişlerini sürdürüyor. 6 yıldır bu çocuk kaytarılmakta, hiç haber almamışım, var mı yok mu bilmiyorum. HDP PKK götürüyor. Benim oğlum hata gelmiyor. Ben bu eylemi devam ediyorum. Aileler çocuklarını HDP ve PKK'dan kurtarmak için evlatlarına kavuşana kadar direniş ve nöbetlerine devam edecek. Evet, işte bu anneler bütün algıları yerle yeksan etti. Tüm dünyada ellerini açtılar, kollarını açtılar, evlatlarına yalvarıyorlar, yakarıyorlar. Sizin yanınız bizim yanımız, bizim ocağımız, ana ocağı, ana kucağı diyorlar. Sizin yanınız HDP'nin ya da PKK'nın
yanı değil diyorlar. İşte bu şefkat ve bu merhamet tüm algıları tersine çevirecek. Sevgili izleyiciler, şimdi İstanbul'dan bir haber gelsin. Daha önce ekmekleri bedava dağıtacağız diye halkı yanıltanlar, ağzıma varmıyor söylemek. Halkı yanıltanlar, efendim İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yani iştiraki olan Halk Ekmek tarafından üretilen ve 3 liradan satılan normal ekmeğin fiyatı %66.6 artışla 5 liraya çıkarıldı. Hani ücretsiz dağıtacaktınız? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halk ekmeğe zamları sürüyor. Halk ekmek İstanbul'da artık 5 TL. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek tarafından ekmeğe tarihi zam geldi. Halk ekmekte normal ekmeğin fiyatı %66.6 oranında artışla 3 TL'den 5 TL'ye çıkarken, kepekli ekmek 3 TL'den 5 TL'ye, organik tam buğday ekmeği 17 TL'den 25 TL'ye yükseldi. Halk ekmekte normal ve kepekli ekmeğe yapılan zamın ardından diğer ürünlere yapılan artışın ise cuma gününden itibaren geçerli olacağı bildirildi. Halk ekmek son olarak geçtiğimiz yıl Kasım ayında zamlanmıştı. O dönem gelecek büyük zam AK Parti ve MHP'nin eleştirileriyle düşük tutulmuştu. Seçimlerin ardından yedili koalisyonda başlayan krizlere her gün yenileri ekleniyor. Meral Akşener'in partiden ihraç etmek istediği partinin disiplin kurulu başkanı Ethem Baykal katıldığı canlı yayında önemli bir çıkış yaptı. Efendim, kendisi elimde atom bombası niteliğinde belgeler var dedi. Döneyim. Ha. Elimizde atom bombası niteliğinde bilgiler var. Bu ifadeler Akşener'in ihracını istediği İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Ethem Baykal'a ait. 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki hüsranın ardından Millet İttifakı cephesinde sular durulmuyor. Aldıkları yenilginin ardından hem koalisyon hem de partiler karıştı. Seçimlerin ardından yapılan kurultayda yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener, kendisini eleştiren ve istifasını isteyen Kurucular Kurulu üyeleri Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, İsmet Koçak, Günay Kodas, Musa Ertuğan ve Tamer Kaya Alp'i ihraç istemiyle disipline yolladı. Akşener'in partiden atmak istediği isimler bir bir konuşmaya başladı. O isimlerden biri olan eski Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve partinin kurucularından Ethem Baykal gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Japonya'da iki tane atom bombası Japonya'nın teslimiyetini sağlamıştır. Bu elimizde atom bombası niteliğindeki bilgileri bu sürecin en sonunda, yani tam zirvede dediği günde havadan bırakacağız. O zaman teslim olacak, partiyi bıraktığı, gittiği günler olacak o dediğim şahısların. Sayın Akşener buna dahil mi? Onu bilmiyorum, savcılık bilir. Efendim, kamu personel seçme sınavı yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar. Beklenen gün geldi. Kamu personel seçme sınavı yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. KPSS 2023'e bir tercih sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar. Yapılan duyuruda 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS 2023'e bir bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır denildi. ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içerisinde yerleştirdikleri kurum ve kuruluşlara teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yıl sonu enflasyon tahmininin %22.3'ten %58'e çıkarılacağını açıkladı. Erkan, enflasyonun kısa vadede geçici yükseliş göstereceğini, belirgin iyileşme kadar parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceklerini söyledi. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için parasal sıkılaştırma sürecine başladık. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmayı gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendireceğiz. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kameraların karşısındaydı. Yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. Öngördüğümüz dezenflasyon ve istikrar dönemleri öncesinde bir geçiş sürecindeyiz. Geçiş sürecinde piyasalar kendi içsel dinamiklerinde dengelenmektedir. Döviz kurunda gözlenen düzeltme ve mali disipline yönelik tedbirlerin sonucunda enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecektir. Diğer taraftan bu süreçte 2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini %58'e çıkardı. Enflasyon patikamızda önemli bir güncelleme gerçekleştirdik. 2023 yıl sonu enflasyon tahminimizi %58'e yükselttik. 2024 yıl sonu tahminimizi %33'e güncelledik. 2025 yıl sonunda enflasyonun %15'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Rezervlerimiz 14 Temmuz itibariyle yaklaşık 15 milyar dolar artmış ve 113 milyar doların üzerine yükselmiştir. Hafize Gaye Erkan, 500 TL'lik banknot basılacak mı sorusuna da şu anda öyle bir çalışma içerisinde değiliz yanıtını verdi. Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda çarşamba sabahı erken saatlerde Cumhurbaşkanlığı muhafız alayına bağlı unsurlar Cumhuriyet karşıtı bir girişim başlattı ve ulusal silahlı kuvvetlerle ulusal muhafızların desteğini almak için boşuna uğraştı ifadesi kullanıldı. Paylaşımda Cumhurbaşkanı Muhammed Bozum ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı unsurları akıllarını başlarına almazsa ordu ve ulusal muhafızlar saldırıya hazır değerlendirilmesi yapıldı. Girişimin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapan General Omar Taçi'nin olduğu belirtiliyor. Bozum'un son günlerde bir önceki Cumhurbaşkanı Mahmudu İsofoyu döneminde de aynı görevde bulunan Taçi'yi görevden almak istediği iddia ediliyor. Bozum henüz yemin etmeden 31 Mart 2021'de bir darbe girişimi yaşamış, girişim kısa sürede bastırılmıştı. Efendim bir son dakika haberiyle haber ajansımıza, gece ajansımıza devam ediyoruz. Merkez Bankası Başkan Yardımcıları görevden alındı. Resmi gazetede yayınlanan karara göre Merkez Bankası Başkan Yardımcıları görevden alındı sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan da Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı olarak yerlerine atandı sevgili izleyiciler. Sıradaki haberimizle devam edelim efendim. İsveç Başkanlığı Ulf Kristersson yeni bir açıklama geldi. İsveç'in uluslararası konumu kötüleştirmek için ülkesinde Kur'an-ı Kerim yakıldığını savunarak biz bölmek amacıyla Kur'an karşıtı eylem gerçekleştiriliyor değerlendirmesinde bulundu. NATO'ya girmek için Türkiye'den onay alan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma tartışmaları sürüyor. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'dan yeni bir açıklama geldi. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına yönelik eylemleri devlet eliyle yapılmış gibi gösteren yanlış bilgilerin yayıldığını kaydeden Kristersson, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarla ilgili sorumlu makamlarla diyalog içinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz dedi. İsveç'e zarar vermek amacıyla devletler tarafından desteklenen çeşitli dezenformasyon kampanyalarına maruz kalıyoruz diyen Kristersson, bizi bölmek amacıyla Kur'an karşıtı eylem gerçekleştiriyorlar, kutsal metinlerin son zamanlarda yakılması güvenlik politikamızı zorlayacaktır.
zorlaştıran etkenlerle çakışıyor ifadelerini kullandı. İsveç'te son olarak 20 Temmuz'da Irak asıllı Salvan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. Evet, ceviz kabuğunu doldurmayacak açıklamalar yapıyor Kresterson. Şimdi yine Kur'an-ı Kerim'le ilgili yüce kutsalımız, yüce kitabımızla ilgili bir haber sırada. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını engellemeye çalışan kadına polis ekipleri biliyorsunuz sert müdahalede bulunmuştu. Kadını yerden sürükleyen ve elindeki Kur'an-ı Kerim'i alan polis tekrar saldırgana verdi. Hristiyan kadın Kur'an-ı Kerim'e saldırıyı engellemeye çalıştı. Polisin müdahalesiyle karşılaştı. Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam ediyor. Başkent Kopenhag'da bulunan Irak Büyükelçiliği önünde kendilerini Danimarkalı vatanseverler diye adlandıran provokatif grup Kur'an-ı Kerim'e saldırıda bulundu. Grup üyelerinin kutsal kitabı yakmasına yoldan geçen bir kadın engel olmak istedi. Kur'an-ı Kerim'i alarak saldırgan grubu engellemeye çalışan kadına ise Danimarka polisi müdahalede bulundu. Saldırıyı önlemeye çalışan kadının korumaya çalıştığı Kur'an-ı Kerim'i almaya çalışan polis kadını yerde sürükledi ve Kur'an-ı Kerim'i de tekrar saldırgana verdi. Efendim hani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kutsal kitaplara yönelik bu tür eylemleri kınayan bir yasaya imza atmıştı. Hatırlayacağınız üzere özellikle haberi sunarken hatırlayacağınız üzere dedim. Çünkü geçtiğimiz salı günü Profesör Doktor Esat Arslan'la bu konuyu Gece Ajansı'nın masasına yatırmıştık. Özellikle bir daha dönüp izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü o gün şunu söyledik. Bu karar sözde bir karar. Maalesef uygulamayacaklar, keşke uygulasalar diye bir dipnot düşüp altını kalın harflerle çizmiştik ve ayrıntılı bir şekilde sebeplerini açıklamıştık. Özellikle tavsiye ediyorum efendim salı günkü o programı bir kez daha izleyelim. Evet sevgili izleyiciler, İstanbul Eyüp Sultan'da çıkan yangında tek katlı prefabrik ev küle dönüp kullanılamaz hale geldi. Geriye ise sadece Kur'an-ı Kerim kaldı. Açtım abi. Sadece bak, sadece şeyleri yanmış. Kenarları yanmış. Yazılarında bir tane zarar yok. Evde her şey yandı. Bir tek Kur'an-ı Kerim kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Her şey yandı. Kur'an yanmadı. Allahu Ekber. Şuraya bak. Vallahi yanmamış. Kur'an-ı Kerim yanmamış. Adına kurban oldum. İstanbul Eyüp Sultan'da İlyas Avcılar isimli vatandaşa ait tek katlı prefabrik eve gelen elektrik hattı önce koptu sonra yandı. Alevler evin önündeki kurumuş otlara sıçradı, ardından eve vardı. Haber verilen itfaiye ekipleri yangını 45 dakika sonra söndürdü. Evde bulunan 6 adet tüpün patlamaması ise faciayı önledi. Komple yanmış her taraf. Kur'an-ı Kerim yanmamış. Adına kurban olsun. Evde bulunan neredeyse tüm eşyalar yandı, ancak Kur'an-ı Kerim kaldı. Sadece kenarları zarar gördü. Kur'an yanmaz diyordular, bir daha şahit olduk. Gerçekten. Hiç harflerine hiç zerre kadar bir şey yok. Zarar yok. Sadece kenarları yanmış Kur'an'ın. Asas haber bu. Evet, fazla söze hacet yok. Kur'an-ı Kerim'i koruyan, bizi yaratan, Kur'an-ı Kerim'de o sözleri söyleyen Yüce Rabbimiz. Bunu tüm dünya anlayacak sevgili izleyiciler. Şimdi bu haberimiz çok önemli bir haber. Milli Savunma Bakanlığımız, kolluk kuvvetlerimiz teröristi, terör örgütlerini buluyor, imha ediyor ve imha ettiği o noktaya yerleşiyor efendim. Milli Savunma Bakanlığı 44'ü son bir haftada olmak üzere yılbaşından bu yana tam 892 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Müzik
Terörle mücadele hız kesmiyor. Hem sınır içinde hem sınır ötesinde bölücü örgüt ağır darbe alıyor. Milli Savunma Bakanlığı 6 aylık bilançoyu paylaştı. 2023'te etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 800'ü geçti. Bilgilendirme toplantısı için kameraların karşısına geçen Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Deniz Albay Zeki Aktürk son rakamları verdi. Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 1 Ocak'tan itibaren terörle mücadele harekatı bölgesinde 44'ü son bir haftada olmak üzere 892 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38.235 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kadrajlarımızı Marmaris'e çeviriyoruz. Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan silahlı ve satırlı kavgada iki kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Kanlı olay Muğla'nın Marmaris ilçesi Tepe Mahallesi Belediye Yat Limanı bölgesinde gece saatlerinde meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen 5 kişilik arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı ve satırlı kavgaya dönüştü. Kavgada 40 yaşındaki M.A. yanında bulundurduğu silahla çevreye 6 el ateş etti. 2 kişiyi yaraladı. Saldırgan daha sonra aynı silahı kendi başına dayayarak tetiği çekti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 18 yaşındaki TT ve saldırgan MA'nın olay yerinde hayatını kaybettiklerini tespit etti. Yaralı İO ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı. Doğu Akdeniz'de istilacı balıklardan sonra yerli deniz çayırlarının yerini Kızıldeniz göçmeni deniz çayırı aldı. Su altında yapılan çalışmada 4 metreden 20 metre derinliğe kadar yaklaşık 100 kilometrelik alana göçmen deniz çayırının yerleştiği belirlendi. Göçmen deniz çayırını incelemek için daldılar. Türkiye'nin Akdeniz'de en uzun sahil şeritlerinden birine sahip olan kentlerden Mersin'de denizde popülasyon kuran türlerin araştırılması devam ediyor. Akademisyen bir ekip turizmin göbeği Erdemli Kız Kalesi Silifke arasında dalış gerçekleştirdi. Daha önceki dalışlarda istilacı türlerden deniz kestanesi ve aslan balığı yoğunluğu keşifleri yapan ekip bu kez göçmen deniz çayırının yayılımını inceledi. Yapılan dalışlarda Erdemli'den Aydınlık ilçesine kadar 100 kilometrelik sahil bandında denizin 4 ila 20 metre arasında geniş bir yayılım gösterdiği belirlendi. Bizim son 2 yıldır yaptığımız çalışmalarda Pseudonia oceanica dediğimiz yerli deniz çayırlarının olduğu alanlarda, meralarda artık Halophila stipulosa dediğimiz egzotik bir deniz çayırı, yani Kızıldeniz göçmeni bir deniz çayırının yerleştiğini gördük. Efendim şimdi maalesef sırada bir sarı felaket, sarı bela haberi var. Çünkü İETT otobüsüyle ilgili yine bu haber. Maalesef vermek istemiyoruz ama maalesef veriyoruz efendim. İstanbul Ümraniye'de bir alt geçitte ilerlemekte olan İETT otobüsünde yangın çıktı. Yolcuların ve şoförün terk ettiği otobüs alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken otobüste büyük çapta maddi hasar oluştu. İETT otobüsleri yanmaya devam ediyor. İBB'nin bakımsız bıraktığı otobüsler İstanbullulara tehdit oluşturuyor. Ümraniye'de Necip Fazıl Bulvarı'nda alt geçitte ilerlemekte olan 14A hat numaralı İETT otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şoförün durdurduğu otobüste bulunan şoförle yolcular otobüsü terk etti. Otobüs kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle alt geçitten çevreye yoğun duman yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken otobüste maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Gurbetçilerimiz akın akın geliyor sevgili izleyiciler. O gelişlerden birinde çekilen bir video bizleri duygulandırdı. Türkiye'ye gelen 9 yaşındaki Hüseyin Temel'in Kapıkule sınır kapısında Türk bayrağını gördüğü anda yaşadığı heyecansa ve mutluluksa
şimdi sizlerle efendim. Bu görüntüler gurbetçilerin vatan aşkını gözler önüne serdi. Norveç'in başkenti Oslo'da yaşayan gurbetçi aile, ilkokul 4. sınıf öğrencisi çocukları Hüseyin Temel'le birlikte karayoluyla Türkiye'ye geldi. İki gün süren yolculuk boyunca zaman zaman telefonla görüntüler çeken aile, Kapıkule sınır kapısına yaklaşıldığı sırada da kayıttaydı. Türk bayrağını gören Hüseyin Temel'in tepkisi duygulandırdı. Ben Türk bayrağını dalgalandığını gördüğümde çok duygulandım. Türkiye'yi çok seviyorum. 7 düvel üstümüze gelse, Hüseyinlerin bu minicik yüreklerindeki o dev, koskocaman vatan aşkı olduğu müddetçe kimse efendim bize gem vuramayacak. Kimse bizi dize getiremeyecek. Evet, sıradaki haberle devam edelim. Çok dikkat etmemiz gereken bir haber sevgili izleyiciler. Yaz aylarının gelmesiyle artan sıcaklıklar, araçlara bırakılan çakmak, deodorant, su şişesi, cam karton bardak, kağıt gibi maddeler araçlarda yangına neden olabiliyor. Bu şekilde yanan araçlar sigorta dahiline de girmiyor. Ülke genelinde artan kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ediyor. Bu çerçevede sıcaklıklardan yalnızca insanlar etkilenmiyor. Artan sıcaklıklar araçlarda çeşitli hasarlara neden olurken araç önüne, torpidoya, göğüse konulan çakmak, deodorant, su şişesi, cam karton bardak, kağıt gibi maddeler tehlike saçıyor. Bardak, ondan sonra bu beyaz kağıtlar, gözlük, çakmağın içindeki bu kaz, su, bunlar ısıya dayanak, ısıyı hiç sevmez. Isıdan dolayı yangına sebep olur. Isının artmasıyla camın mercek görevi görmesi bu maddeleri yakarak araçların yanmasına, hatta patlamasına neden oluyor. Uzmanlarsa araçları gölgeye ya da garaja çekin diyor. Parlak gibi şeyler değil de karton gibi, o gibi şeyler hem aracın göğsüne zarar vermez, hem içeriği ferah tutar, hem de araba için daha uygun olur. Binaların ne kadar kölge yerlerimiz varsa kölge yerlerine çekme olabilir, daha uygun olur. Ayrıca yanan araçları sigorta karşılamıyor. Milletimizde yaptırmış oldukları zorunlu trafik sigortasıyla bunları karşılanacağını zannedebiliyorlar. Ancak bu mümkün değil. Çünkü trafik sigortası sadece üçüncü kişiler üzerine gerçekleşen problemleri ve hasarları karşılamakta. Yüreklere su serpen bir haber var sırada efendim. Radyo ve televizyon üst kurulu Netflix, Disney Plus, Prime Video, Blue TV gibi platformlara sapkın LGBT yani eşcinsel propagandası yaptığı için ceza kesti. Yapılan açıklamada platformların Türk aile yapısına aykırı yapımlar yaptığını vurguladı. Türk aile yapısına aykırı yapımlar yapılıyor. LGBT sapkınlığı topluma servis ediliyor. Bu ifadeler Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK'ün yabancı platform raporunda yer aldı. RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre üst kurul toplantısında internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık platformlarında yayımlanan içeriklere ilişkin izleme raporları görüşüldü. Netflix, Disney Plus, Prime Video, Blue TV gibi platformlara sapkın LGBT propagandası yaptığı için ceza kesildi. Netflix'in Anne Plus isimli yapımı, Disney Plus'ta yayımlanan Love Victor dizisi, Mubi platformunda yer alan Liseli ve Ateşli Oda adlı filmler sapkınlığa örnek olarak gösterildi. Öte yandan RTÜK, aile yapısı, milli manevi değerler, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü gibi hassas konularla alakalı yayın politikaları noktasında dijital internet platformu yayıncılarıyla Eylül ayında kapsamlı bir toplantı düzenlenmesine karar verdi. Efendim RTÜK'ü tebrik ediyoruz. Çok önemli bir adım. Yeterli mi? Yeterli değil. Bu tür platformların Türkiye'den kaldırılması, tedavülden kaldırılması ve tamamen kapatılması gerekiyor efendim. Bu haberle efendim gece ajansımızı noktalıyoruz. Yarın görüşmek üzere sizi emanetleri hakkıyla koruyan Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık.